Aç aç kapıları ben geldim. Ah bu ne güzel ev, büyülendim. Odaları gezeceğim, yaramazlık edeceğim. Kalk dedikodu yapmaya geldim. Aç aç kapıları ben geldim. 90'lı yıllar deyince akla ilk kimler geliyor? Göremedim her gün. 35 yıldır aynı yastığa baş koyan ünlü müzisyen çift Eda ve Metin Özülkü geliyor. Evde yokuz. Hayır, buradaydı. İçerideki odadaydı. Buradaydı. Karıştırılan dolaplar. Yeni disko topunuz, ben geldim. Yoğrulan kısırlar. Aman bulguru kaynatırlar. Enfes sofraya eşlik eden efsane şarkılar. Aramadığına hayırlardır. Göremedin her gün yandın. Ekranların en eğlenceli, karıştırmayı, keşfetmeyi, didiklemeyi pek seven programı Evrim Akın'la Ev Gezmesi yine muhteşem bir programla karşınızda. Bugün Ataşehir'deyiz. Nadide semtimizin güzel bir sitesindeyiz. Ve güzel sunucumuz Evrim Akın tabii bizi bekliyor. Kendini çok üşütmeden hemen gidelim yanına. Bakalım nasıl sürprizleri var siz değerli Türk halkına. Akın'la Ev Gezmesi'nden herkese merhaba. Çok soğuk. Çıkmayın evden anam. Hasta olursunuz, üşürsünüz benim gibi. Ben niye çıktım? Sizlere güzel bir bölüm hazırlamak için çıktım. Ama siz valla pazarın keyfini Kanal D'de müthiş bir şekilde geçirebilirsiniz. Bugün kimin evine gidiyorum? Ah, ikisini de çok seviyorum. Muhteşem bir örnek aile babası ve annesi. Örnek müzisyenler ve çok iyi bestekarlar ve müthiş güzel bir ailenin evine gidiyorum. Eda, Metin, Özülkü. Bakalım neler yapacağız. Hayatımızın en güzel yıllarına, 90'lara damga vuran, o aşk kokan unutulmaz şarkılara imza atan, yüzlerce eserin mimarı olan iki değerli müzisyenin kapısını çalıyoruz bugün. Aramadığına hayırlardır. Göremedim her gün yandım. 35 yıldır aynı yastığa baş koyan Türkiye'nin örnek çifti Eda ve Metin Özülkü huzur dolu yuvalarının kapılarını açıyor bize. Eminiz ki şarkıları kadar bu sohbet de efsane olacak. Hazırsanız kapıyı çalmaya gidiyoruz Ataşehir'de. Evde yokuz. Ya nasıl evde yokuz? Nasıl evde yokuz? Çok özledim ya. Ben de çok özledim. Ya. Ne kadar zorlamışsınız Metin Bey. Evet. Ay çok güzel. Evet. Ya diyorum bu ünlülere bir şey oluyor ya. Benjamin Button'laşıyorlar. Evet. Ben de zayıfladım. Evet çok zayıfladım. Ama sen zayıftın zaten. Ama sen hep zayıftın. Hep zayıftım ben. Evet. Ama kilolu görünüyordum. Bu sıcacık karşılama sizin de içinizi ısıtmadı mı? Bunlar çekemiyorlar bizi, kıskanıyorlar. Bence de. Bana kilolusun diyor mesela, izliyorsun. Sonra pazartesi sokakta karşılaşıyor. Ay ne zayıfsın. Böyle olur, sana da öyle oluyor. Evet bana da öyle oluyor. Zayıfsınız, kilolu çıkıyorsunuz. Esas yalnız ben tamamdır şey yok. Yani. Ama olay ya, pandemi en çok Metin Bey'e mi yaradı? Yaradı, yaradı. Oh, vallahi pandemiden sonra mı verdim? Pandemiyi ay, biraz aldık da. Olsun olsun, ver sen geçeceksin. Çiftimiz müzisyen olunca evin her bir köşesi de müzik kokuyor haliyle. Genişçe bir salon, modern bir koltuk takımı, aile yemeklerinin yendiği şık bir masa ve en güzel fotoğraflarla süslenen anı köşesi. İşte Eda ve Metin Özülkü'nün ilmek ilmek işlediği huzur dolu yuvaları.
Ben bu eve geldim değil mi? 10 sene. Evet evet. Evet tabii ki. Bir dakika. Piyano, değişmiş mi? Değişmiş. Yok. Piyano oradaydı değil mi? Doğru. Vallahi bravo. Evet oradaydı. Sen hatırlamıyorsun ama. Hayır orada değildi. Oradaydı. Vallahi oradaydı. Hayır içerideki odadaydı. Hayır oradaydı. Buradaydı. İçerideki odadaydı. Oradaydı. Oradaydı. Çok net hatırlıyorum evet, ya. Evet, hayır, ben daha net hatırlıyorum. Kadının kendi evini kendinden iyi mi bileceğim? İçerideki odadaydı. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Ben niye burada hatırlıyorum? Yalan mı hatırlıyorum? Ay yalan mı der, yanlış mı? Uyduruk mu hatırlıyorum? Uyduruk mu? Ben uyduruk hatırlıyor olabilirim. Sizin evini sizden iyi bilemem tabii de. Merhaba. Merhaba, buyurun. Gençler. Hoş geldiniz. Genç kalanlar. Gençler. Hoş buldum. Ay ne özlemişim yahu. Vallahi billahi. Benim uğrum ikisi de zaten. Gel. Bütün yarışma programlarım, ev gezmelerim hep sizle. Evet. Zaten ne güzel. Sevdiklerime gidiyorum. Canım benim. İyi ki varsınız. Biz de sevdiklerimizi kabul ediyoruz zaten. Teşekkür ederim, biliyorum. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor vallahi. Yoğun öğretmenlik gidiyor. Devam. Öğretmenlik devam ediyor. Oh. İşler devam sen ediyor. Sen nasılsın Keyfi? Teşekkür ederim. Çalışıyorum. Sizlerle bir aradayım. Çok mutluyum tabii ki. Daha biz de mutlu olduk. Olduk seni gördüğümüz aynen. için. Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Seni de iyi gördüm. Ama. İyiyim iyiyim. Evet ya. Çok şükür. İyi, yani güzel. Keyfim ne yerinde. Güzel, güzel enerjiler olsun hepimizin üstünde hep. Kaç sene oldu şaka maka? Ay ben bıraktım saymayı. 30'u geçtik herhalde. Çok. 40 çok sene oldu ya. Yani üniversiteden beri değil mi? Tanıyalı 40 sene oldu. Maşallah. Bir sessizlik. Kız doğdu. Evrim Hanım, evleneli de tam tamına 35 sene olmuş. Biliyorum ben. Ama tanışalı dedi Metin Bey. Evet. Üniversitede tanıştınız. Üniversitede. Ki bir de istemiyordu Metin Bey değil mi aileniz? Evet. Müzisyen adam nasıl para kazanacak yani, diye o zamanki algı değil mi? O zaman ben tabii... derken yani hani çekinceleri vardı diyelim. Evet. Her o zaman kız için annesinin ben, babasının. Ben de diyordum neden istemiyorlar falan filan ama şimdi ben de bu yaşlara gelince onların gözünden bakınca haklı olduklarını düşünüyorum. Ama çok şükür mahcup olmadık onlara karşı. Biz mahcup onlar olmadık. Da çok onlar da mutlu oldular. Mutlu oldular. Nur içinde yatsınlar. Yani... Öyle güzel oldu. Yani. Bebişler İyi bir damat büyüdü, oldu. Bebişler büyüdü. Kaç üniversite adam geldi oldular, mi? 19 oldular. İkisi de üniversiteye gidiyor. Aynı üniversiteye gidiyorlar. Aynı bölüm mü? Değil. Ne ekonomi saçma? Okuyor biri. Biri reklam tasarımı okuyor. Aa ne güzel. Hmm. Evet. İyi. İki sanatçı bir ekonomist lazım zaten. Biz anlamıyoruz evet, ya ticaretten. Evet, evet, en azından evet. Bir ekonomist evde. Şimdi bazen söylüyorlar işte ne yapıyorlar, ne ediyor, ne okuyorlar filan. Hani reklam tasarım yine bizim işimizde biraz yani, fazla evet. Hani iç içe olabilecek bir meslek de ekonomi deyince aa ne alaka filan. Yo çok ekonomi, güzel alaka. Ekonomi demek her şey demek. Ben çok seviyorum ekonomiyi. Tarihi de çok seviyorum. Ekonominin içinde her şey var. Siyaset var, tarih var yani çünkü dünyada yani ekonomiyi etkileyen biliyorsun her şey. Siyaset, tarih, politika. Hava şartları her bile. Hava şartları bile. Yani hava öyle, şartları. Hava mi? Şartları değil bile. Neydi? Hatta ne? Havanız ne? Nasıl olursa havanız. Olsun. Sonunda kış geldi. Ay şükür. Şükür hakikaten. Niye? Çünkü morali bozuluyor insanın ya. Hani bu iklim dengeler falan bozuldu ya benim yani tabii ki çok soğuğu sevmiyorum ama hani her şey mevsiminde olsun istiyorum. Olması lazım. Barajlar kurdu yani mahsuller öyle. Ben sadece pazar günleri açan güneşe artık şey oldum. Çünkü evde oturun bizi izleyin. Ben televizyoncu mantığıyla bakıyorum. Ya neden cumartesi yağmur yağıyor da pazar yağmıyor diye evde böyle annemlere serzenişte bulunuyorum. Ama sonunda. İşte bak bakış açısı. Konserler devam. Konserler devam. Biz zaten takipleşiyoruz, görüyorum. Her gün bir yerdesiniz. Yani her gün olmasa hemen bile hemen gerçekten yani. iyi gidiyor işler diyelim. Yoğun i̇şte, gidiyor. Mütevazı davranıyorlar efendim. Şimdi 90'lar diye bir konsept oluşturduk. Hakikaten insanlar bu 90'ların müziğini çok seviyorlar. Ve bugünkü gençler de artık dijital ortamdan dolayı şarkıları ulaşıyorlar şarkılara. Öğreniyorlar ve hep birlikte söylüyoruz işte. O da bize çok büyük bir keyif veriyor. Dolayısıyla o anlamda sahnede bir hayli haftanın 3-4 günü sahnede oluyoruz akşamları. Siz başka bir şey yapmıyorsunuz sen yani sahne dışında değil mi? Eda Hanım gibi öğretmenlik falan. Öğretmenlik yok ama işte stüdyo var. Orada da birçok albüm, işte yeni projeler, onların çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla evde de stüdyo var, mini bir stüdyo. Vallahi 24 saatin 6 saati falan uyuyorum. Onun dışında da hep müzik. Başka bir şey yok yani. Bir uyku problemi var yani.
parantez içinde. Her sanatçıda olduğu gibi değil mi? Evet. Kafaları durmuyor ya bir de onların. Mesleki ne? Deformasyon diyelim. Evet ama evet. Çocukluktan beri benim böyle hep. Az uyku seviyorsun. Hep yani öyle alışmışım. Dolayısıyla hep böyle yorgun, böyle halsiz ve telefonlara cevap veremeyen yani bir alo durumda. Değil mi? Sekreteriyim Metin Özülkün'ün diye. Hakikaten ısrarla da arıyorlar ha. Dediği doğruymuş evet. Ben bir bakayım telefona. Tamam. Belki acil bir şeydir. Siz sohbete devam edin. Oğluşlar arıyordur belki. Oğluşlar arayamaz evdeler çünkü. Ha, burada gerçi evin içinde de arıyorlar. E tabii canım yeni nesil öyle de, değil mi? Bu nedir ya? Mesaj atmıyor musun? Evet odadan odaya. Anne şu anne, nerede? O nerede bu nerede? Evrim Hanım hazır Metin Bey gitmişken azıcık dedikodu mu yapsak derken geldi. Eda Hanım'ın bu genç kalmasının sırrı, bu hiç değişmemesinin bir püf noktası var mıdır acaba? Çok merak ediyorum. Kendimi hiç gerdirmiyorum. Gerdirmiyorum, sırt üstü yatıyorum. Bence ya, o içindeki hayat enerjisiyle alakalı. Bence de genetik kesin. Zaten genetik, de. Aynen genetik. İyi beslenmek. Benim annem de babam da böyle hiç yaşını göstermezdi. 1.95, 1.97 yaşında vefat etti ama hani görsen 80 falan derdin. Hep dik duruşlarıyla böyle bize hem örnek oldular hem de dediğin gibi işte genetik oradan bir geçiş var herhalde. Yoksa çok öyle kendime dikkat eden, ben cilt bakımı bile yaptırmayan bir insanım yani. Yani şaşıracaklar belki şu anda beni duyanlar, dinleyenler ama maalesef öyle. O konuda hiç kendime bakmıyorum ama şöyle hani yememe içmeme biraz dikkat ederim. Ondan sonra hareketliyim. Yani biraz fazla hareketliyim. Eşin de katkısı yok mudur acaba? Eşimin evet tabii huzur, mutluluktan genç kalıyorum. Huzur önemli. Herhalde bunlar. Ya tabii düşünsenize şey strese sokan bir müzisyenle evli olduğunuz hani böyle çapkın bir adam olsaydı bilmem ne. İnsanı yaşlandırır böyle şeyler. Tabii. Çünkü için kararıyor artık. Kocanı mı düşüneceksin? Öyle bir şey olsaydı zaten burada yan yana oturuyor tabii. Olmayabilirdik yani. Allah korusun. Allah korusun. Diyorum ama hep örnek. Siz ikiniz de öyle. Teşekkür ederim. Hani hem sizin sizden sonra gelenler için hem Türk halkına örnek hem aile hem iyi müzisyenlersiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. O senin güzelliğin, senin güzel bakışın. Sizin güzel yansıtmanız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Öyle olmasa bu cümleleri kurabilir miyiz bir kere? Evet. Anlasım geldi. Pokemon yapma. Gezelim mi? Gezelim. Dışarı nereye? Parka gidelim. Ya evi gezelim şöyle. Eve gidelim. Bir gönlümüzü tamam. Gezdirelim. Bu sohbetin tadına doyulmaz ama hadi ev turuna başlayalım o zaman. İki yakışıklı çarpıyor önce gözümüze. Koskoca delikanlı olmuş ikizler. Duvardaki şık tablolarda kaçmıyor dikkatimizden. Ve geçmişe götüren harika bir fotoğraf. Ay bu şeydi değil mi? Bu şimdi annemden. Ah canım. Annemin el emeği o. Anneniz ressam mıydı Eda Hanım? Değil. Öğretmendi annem benim. Biyoloji öğretmeniydi. Aa. Tabii. Ama eli çok yetenekliydi. Bir de hiç onu da çok çalışkan bir kadındı. Hem böyle dikiş anlamında. Evet. İki tane var. Biri ablamda, biri bende. Ay canım. Evet. Ya ben çok net hatırlıyorum. Orada şey bu köşedeydi. Kesinlikle. İkna adı da. Haklıyım değil mi? Evet. Bu oradaydı. Başka bir şeyle karıştırıyordu onun için. Ama o zaman iddiaya da girelim. Girelim nesine? Hadi. Kaybedeceksin. Evet. Neyine? Yemeğine. Tamam. Yok, fazla oldu. Kaybedeceksin. Niye ya? Yer miyiz? Var mı vaktin? Olma mı senin olma için? Olma mı? Tamam. Senin için vakit yaratırım. 25 tamam. Saate çıkarım günü. Tamam yemeğine hadi girdik. Tamam yemeğine iddiaya girdik. Ama kazananın seçtiği yerde ve mekanda. Okay. Evrim Hanım ben burayı kaçırdım sanırım. Neyin iddiasına giriliyor acaba? Bizim aramızda siz yok. O meraktan ölür şimdi. O akşama kadar benden biter. Şimdi şu piyano dedim ya oradaydı diye. Hayır diyor değil diyor. Metin Bey de benle birlikte orada olduğunu düşünüyor. Bir saniye. YouTube'dan piyano izleyip demedim. Bir dakika. Piyano dedim bak şimdi. Bak bu diyorsun. Bu işte. Bu. Hayır, ben bu ne? Ben demiyorum içerideki piyanoyu diyor. Ben ne bileyim evdeki bunu piyanoları. Aa, o zaman vazgeçtim. Hayır kazandım. Kesinlikle kazandın. Hayır yok, ya. Yok girdin. Vallahi oradaydı. Ama piyano dedi. Ben piyano. Ne denir ona? Bu işte. Ama ona ne denir? Vermiyor o bilgisayar. Tamam. Pardon da şimdi siz de. Ya bir şey diyeceğim. Böyledir ben ya. Ben müzisyen miyim? Pek hızlı oldu ama iddianın kazananını açıklayayım mı? Tabii ki. Metin Bey'le ben. Eda Hanım çok özür diliyorum ama siz kaybeden taraf oldunuz. Ama
Ben dediğim gibi yemek piyano kazandık deyince başka bir şey anladım. Ama yani ben sana özellikle uyarıyorum. Yani yemekten mi korkacağım ya? Ama yemeğe ekip olarak geliyoruz biz. İşte o zaman beni de ilgilendiriyor işte. O zaman olmaz. Yok hayır ben giderim. Hep beraber zaten olacaksa hep beraber. Kaptık yemeği iyi mi? Bilirsiniz yemek ilgi alanımız. Neyse salon turumuza devam edelim. Demiştik ya evin her köşesi müzikle ilgili. Gitar, mikrofon, piyano ve müzisyen bir ailenin olmazsa olmazı sahne repertuarı. Eda'm sizin şey var mı beste? Benim beste. Benim besteyen birkaç tane var. Az sayıda da olsa. O bir şey sahne repertuarı. Ha bu sizin tabii bizim şarkılar repertuarı. Tabii var. Of kaç tane? Bayağı var. Lafınızı yine balla kesiyorum ama Metin Bey yine kaçtı. Evet ya. O bizi kıskıza bırakıyor. Şarkı söylerken gelecek galiba yanımıza ha? Evet o bölümde ben gireyim diyecek. Tabii ki o güzel şarkıları dinlemeden gitmeyiz asla. Salonu ince ince incelemeye devam edelim biz bu arada. Evrim her bir detayı merak ediyor ne de olsa. O zaman kahvemizi içelim. Onlar da annem. Bunlar antika. Bunları da bir anneler İçine gününde baksana, ne güzel. Anneme almıştım ben. Onun evindeydi. Şimdi bana geldi. Burada anneciğimle babacığım da varmış zaten. Bakayım. Ay. Allah rahmet eylesin. Amin. Bak 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 büyümüşler de mezun olmuşlar. Buna ortaokul mezuniyeti evet, mi? Evet. 8. sınıf. 8 miydi ya? Bilmiyorum. 4 artı 4. Baran bir küçük geldi gözüme orada da. Evet evet. 8 mezuniyetleri. Baran? Volkan Baran. Volkan Baran. Volkan Baran. Evet. Babaya mı benziyor çocuklar? Sanki. Valla Baran çok benziyor yani Metin'in çocukluğuna. Ama bazıları da bana da benzetiyorlar. Şu yani ağız yapısı şu, size benziyor mesela. Bu ağız yapısı benziyor. Onun da mesela şu elmacık kemikleri işte anneanneye biraz benziyor. Anneme biraz benziyor. Şimdi hangisi hem ekonomik? Benden hem ondan. Oh. Metin'den. Ortaya bir karışık yaptık yani. Hangisi ekonomist olacak? Volkan. Volkan. Hı-hı. Ay çok yakışıklı ikisi de maşallah. Salonun en güzel yerindeki müzik sistemine takılıyor gözümüz. Kim bilir ne besteler çıkıyordur buradan. Çocuklarına bırakacakları belki de en özel mirasın çıkış noktası burası. Geçen makyözüm geldi 24 yaşında. Z kuşağı ya bunlar. Evet. Dedi ki bir şarkılar çok güzel dedi lafım olur dedi. Nasıl yani dedim. Söyledi böyle. Kızım o eski dedim. Hayır yeni çıktı diyor. Evet. O kadar zabada oldu ki onlar doğmamış olabilirler tabii. O çıktı. İşte 24 yaşında daha. Evet, tabii evet. Ki. Vardır 2000. Bir 30'u değil mi buna? Tabii canım var, 93 var. Falan. Evet. 30 tam 30. Evet. Ya, notalarıyla bak. Metin Özülkü'nün el yazısı bu. Kim döküyor notaları? İkiniz ben. Mi? Ben. Siz. Vay. Kurcalıyorum ama. Kurcala. Tasviri şikayet. O ya evet. O proje. Onlara da o parçayı yapıyoruz. Ay onları çok seviyorum ben. Evet. Yapacaklar mı? Hatırlar mısın o şarkıyı? Bunu hatırlamıyorum da şeyi hatırlıyorum. O Altın Güvercin'de ödül aldıkları şarkı. Öyle mi? Yedi delen yıldırımlardan bir haber bacakların. Yine süzülme çünkü sen bir tanesin. Bununla dolmuyor mu? Ben de Z kuşağı gibi ha? Ama üzülmeyin. Üzülme çünkü sen bir tanesin. Bu bestede mi sizin? Yok. Hayır hayır. Onların. Değil. Ay tüylerim böyle şey oldu. Evet, o da mı sizin diye. Ay çok severim. Oya Bora'yı da çok severdim ya. Hala da seviyorum. Var. Hala da. Neydi ara beni. Öptüm seni, seni çok özledim. Deli gibi. Evet çok ya çok tatlılardı. Buradan sevgiler olsun. Evet. Ve Eda Metin Özülkü çiftinin yatak odasına giriyoruz. Yatak odalarının kapısını ilk kez ve sadece Evrim Akın'la ev gezmesini açıyor ünlü çiftimiz. Duşumu alırken burada bekliyorum. Oturmayı seviyoruz. Ay çok güzel. Hamam şey gibi değil mi o detay? Evet. Güzel. Evet. Oturmalı. Evet ben buraya da yani bu eve gelmiştim daha önce ama buraya ilk defa giriyorum. Ay bir şey uçuyor orada. Evet arı. O beni sokmasın. O benim arı. Ben besliyorum onu dermiş. Burası Metin Bey'in, orası sizin herhalde. Her yer benim. Her yer benim. Her yer benim. Ay çok güzelmiş dizaynı. Ay ışıklarımız. Şimdi bana laf edenler oluyor da aradan korkuyor. Benim alerjim var bir, iki. Ben sinekten bile ürperen biriyim.
Oldukça modern, şık ve göz alıcı bir oda. Rafları süsleyen minik objeler, takılar ve parfümler. Bakın Evrim Akın'ın dikkatini ilk önce ne çekiyor? Sahnede hangisi? Sahnedekiler burada değil. Ya. Yok. Kuliste mi? Değil, kuliste. Evrim Hanımcığım, ben orada bir taç gördüm sanki. Evet. Ay çok yakıştı. Bugün Buckingham Sarayı'ndan özel yayınla sizlere ulaşıyoruz. Sevgili prensesimiz Eda. Eddie. İngiltere'de Eddie. Ve Eva. Prensesi kız kardeşi. Küçük prenses. Küçük şu cebime gir. Tam bir prenses oldum. Çok yakıştı. Ay, ben çok seviyorum bu taş tuş işini ya. Ben burada giysi dolabını göremiyorum. Nerede acaba? Nerede giysiler, nerede? Giysiler beni benden ettiler. Aman kafana vurma Mehdi. Burada mıydı? Açıyorum. Açabilirsin. Ön izinleri alındığı için. Alındı, evet. işte bu. Giyebilir miyim? Giyebilirsin. Ay en sevdiğim. Ay bunlar sahnede ne güzel olmuyor ne mu? Ne güzel. Ay keşke bugün böyle gelseydim. Yeni disko topunuz ben geldim. Abi aynıymış bedenimiz. Bak kollar biraz uzun ama senin aynı? Boyun uzun. O ceket bana dar oluyor. Aynıyız. Aynı ay, bedende can gibiyiz. Ama çok yakıştı size Evrim Hanım. Ay seviyorum Etek ya. Etek de güzel oluyormuş. Evet, siyahla değil mi? Güzel sunucumuz Evrim Akın'ın ilgi alanı olan giyinme odasını mercek altına almaya devam ediyoruz. Karıştırmayı fazla seven Evrim, bakalım başka neler bulacak dolaplarda. Ondan sonra tütülerim. Ay çok severim. Tütülerim. Tütü maşallah. Tütülerim. Baksana tam sağ. Özel dikim mi yoksa tasarım hazır böyle? Ya özel ben çok diktiremiyorum. Yani hazır hani böyle bir an önce. Üstüne alayım bitsin. İkizler sabırsızlığı. Ama sabırsızlığı daha zor geliyor. Bir de o provalara gitmek. Ama gerektiği zamanlarda oluyor yani ne atıyorum yılbaşıydı bilmem neydi. Var mı burada hazır? Var. Dikilmiş. Bakabiliyor var, mu? Var. Bakabilirsin. Ay. Bakalım şimdi. Ay kapak içinde kapak. Baksana rengi çok güzel. Lila mıydı bu? Lila. Ay ben şarkıcı olacakmışım da yanlışlıkla oyunculuk seçmişim. Şimdi bana biraz boydan tabii büyük. Hanımefendinin boyu uzun oldu için. Yok bana da büyük de işte topuklu giyince var. Şimdi benim ayağım yok sende olsun. Merhaba canım diye. Ay rengi çok güzel, bayıldım. Evet, seviyorum böyle. Bu özel dikim mi? Renkleri. Hazır. Mağazadan. Evet. Aa. Çok iyiymiş. Gel, oo. Bu da çok güzelmiş. Bu da mı hazır? Evet, hazır. Gidiyorum üstüme başıma. Oluyor, fış. Halloluyor. Eda Hanım, acaba sahnede genelde uzun kıyafet giymeyi mi tercih ediyorsunuz? Yani miniler yerine göre diyelim. Hani ama şimdi sahnede de bak mini var burada. Programın içeriğine göre miniler o taraftaydı. Şu taraftaydı. Aa. Şimdi de şuraya satabiliyor muyum? Peki şey var mı? Hani ben birçok şarkıcı arkadaşıma soruyorum Hüseyin arkadaşım. Yani bir giydiğini bir daha giyememe sorunsalı oluyor mu sizlerde? Ben öyle bir şeyim yok vallahi. Hani giyiyorum. Birkaç kere giyiyorum yani. Yani sıkılana kadar giyiyorum. Modası geçene kadar. Bir sorum daha var. Katılır mısınız bilmiyorum ama sahneye çıkan sanatçılar bir giydiklerini 4,5 yıl sonra yeniden giyerlerdi. Yani unutulsun diye. Şimdi sosyal medya mı, paylaşılan fotoğraflar mı bir daha giymemeye neden oluyor acaba? Ha belki olabilir. Tabii paylaştığın zaman da bazen sıkıntı oluyor yani. Sosyal aynı şeyle aynı. Çünkü o fotoğraflar orada hep duruyor. Evet, en iyisi durmaması. Hani hikayede paylaş gitsin. Doğru. Ama ana sayfadaysa evet. Ay ben buradan çıkamam biliyorsun değil mi? Onu daha şey süre sensörü var. Elektrik çok pahalı. Git dedi ya, zaten bana. Mekanda da öyle bir var. Işıkları kapatıyorlar. Bana kapat. Git artık dedi. Kapat benim kapılarımı. Unuttum beni diyor. Ama şuradaki payetlerden de bakacaktım daha. Oraya doyamadım.
Hiç erkek bende yok biliyorsun, ilgilenmiyorum. Ha, erkek yok tabii. Evde de bizde de yok zaten. Bir pantolon. Ki ev popülasyonu erkek bizde değil mi? Evet. Aa bak mini işte. Soruyordun ya mini elbise. Tabii miniler öyle dikkat çekmiyorlar aralarda. Mini mi istiyorsunuz? Valla mini de çok hoş hakikaten ya. Ben bir soru daha sorabilir miyim? Çok fazla bütçe ayırıyor musunuz kıyafete? Yani günümüz şartlarında en fazla kaç para verirsiniz kostümlere? Sezon sonu gidiyor alışveriş. Sahne sezonun sonunda gidiyor. Sezon sonu da giderim. Ha, bu da benim mesela. Bak böyle bir şeyler. Bakayım. Ha, bak işte. Bu da güzel kışlık tam. Evet. Kızmazsanız bir sorum daha var. Bir şarkıcı ve bir oyuncu karşımda. Sizce kimin yaptığı iş daha zor? Ve derin bir sessizlik. Baktık birbirimize. Bir şey söyleyeyim mi? Yani. Sanatın hiçbir dalı kolay değil ki. Yani doğru. Hani bir de bunun biz bu sanatı icra etmeden geçirdiğimiz bir eğitim süreci, o pişme dönemi var ki. Tabii. En zorlandığımız dönemlerdir yani o insan olmayı başarabilmek. Çünkü iyi bir sanatçının önce insan olması gerekiyor. Tabii. Bir de bu gördüğünüz çekim kadar değil ki yani bu olaylar. Yani biz mesela sahneye çıkıyoruz işte orada ne olacak, bir saat şarkı mı söyledi? Ya da işte bir saat sunum mu yapıldı bilmem ne. Bunun önü, arkası, planlaması, kafanda o kurguyu koruman, işte sahne repertuarını düşünmen, kıyafetindir bilmem ne. Aynı şey senin için de geçerli. Konsantre olman konuğuna, konuğunla ilgili bir bilgi, ezberdir bilmem nedir. Kolay değil yani. Ben bir benzetme yapacak olursam, şarkıcıların işine canlı yayın gözüyle bakıyorum. Sunucuların işine ise bant yayını. Ha, yapıştır geç diye. Doğru. Bizim kaçarımız yok bak, o doğru. iklim şartları diyelim. Sizin belli bir saatiniz vardır ama oyuncunun belirsiz. Bazen neredeyse 24 saat. Doğru. Setler evet. Öyle ama evet. Yani. Ama ben burada iyiyim. Arkadaşlarımın evine geliyorum. Loy 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 yapıyoruz. Bitiyor gidiyor. Evet. Ya işte böyle ne yapalım? Lokanta açıldı. Lokanta zaman... açıldı. Yok 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 gidelim de karnımız gurulduyor belli onun. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz mutfakta. Ne sürprizler yaptı, ne sürprizler. Yok ya. Ya aman bugün bu tazi tarafından uyandı Eda Özülkir. Tam da soracaktım artık, mutfağa gitmiyor muyuz? Yemek yemeyecek miyiz? Karnımız acıkmadı mı diye. Beni biliyorsunuz, açken gözüm dönebiliyor. Neyse, hislerime tercüman oldun sağ ol Evrimcim. İçimizin açıldığı ferah mutfağa giriş yapıyoruz. Şöyle bir göz atarken, o da ne? İkizlerin bebişlik fotoğrafları. Nasıl da şekerler, öyle değil mi? Ama göremediğim bir şey var. Yiyecekler, yiyecekler nerede? Evrim Hanımcığım lütfen bu konuya bir el atar mısınız? Ne var burada? Ben orada bir bakayım. Orada açalım bakalım ne var? Bakalım. Ay çok iyi. Of. Ağustos'tan beri yememiştim. Diyorsun. Tabii Safiye Hanım yapmıştı. Vallahi. Bodrum'daki Safiye yazdım. Safiye Hanım da mı kısır yaptı? Evet. Şimdi kısır. Ya mutfağa giriyorsunuz benim yerim. Tabii. Biz unuttuk. Benim gözüm döndü mutfak deyince. Evrim Hanım iyi ki biz bugün Metin Bey'i görmeye gelmişiz. Değil mi? Vallahi. Metin Bey evde yok. Buyurun. Buyurun. Oturun efendim. Ben oturmayacağım. Durun. Oturmayacağım. Niye? Evet gördüğünüz gibi. Ha oturun bakayım. Biz oturalım izleyelim. Maydanozdan önceden hazırladığımız bulguru. İşte salçaları da koydum. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağım. Kısır yapacağım anladığınız üzere. Ama bir dakika şu elimi bir şey ettireyim birazcık. Çok heyecanlı değil mi? Çok. En sevdiğim şey. Ben... İzlemeye bayılırım. Bir inşaat izlemek bir de. Yemek izlemek. Vallahi seviyorum ya. İnşaat izlemeyi de seviyorum. Hakikaten mi? Vallahi bak. İnşaat mı? Evet. Allah Allah. Ben bir... Ha mesela bir dekorasyon falan yapılırken mi? Yok bayağı kaba bildiğin inşaat. Kaba inşaat. Siz evet. Hani benim programa gelmiştiniz ya. O tarafta ev tutmuştum Başlıyorum ben. Başlıyorum ha. Ona göre. Taşındığım günde bir bina yapılmaya başladı. Bütün bir yılımı orada inşaatı izleyerek geçirdim. İnanmıyorum ya. Çok seviyorum. Enteresan. Biz şimdi Hataylıyız. Benim annem de babam da Hataylı. Ondan sonra dolayısıyla bu kısırı... Hatay usulü. Çok fazla şişirmeden, suyla şişirmeden domatesle bunu böyle şimdi çiğ köfte. Yaklaşık bir buçuk saat ovacağım. Sakın bir yere ayrılmayın dermiş. Yok yok. Yani yiyeceksiniz inşallah diri kalmaz. Çünkü bunu böyle yoğurmak lazım. Tepsiyi çektiniz mi? Özel tepsiyi. Evet.
Eda'nın bir yandan maharetli elleriyle Hatay usulü kısırı yoğurmaya devam ediyor. Çünkü işin sırrı uzun uzun yoğurmakta. Ne de olsa lezzetli olur o kısır şimdi. Bayılırım. 4 bardak bulgur koydum ben. Bu niye bu kadar az? Gözüme şu anda ya. Yo az değil. Daha içine yeşillikler girecek. Bol olur merak etmeyin ama bana yeter mi işte onu bilemedim. Daha da şişmez mi bu? Yok işte bunun özelliği o. Hani başka şey yaparlar ya böyle bulguru kaynatırlar. Suyla iyice şişirir. Bulguru kaynatırlar. Bu öyle değil. Aman bulguru kaynatırlar. O ne? Güzeli oynatırlar, aman güzeli oynatırlar. Allah Allah ya Rabbim ya. Benim memleketimin şarkısı. Ne? Fidayı dada, evet. Angaralım fidayı. Eda Hanım, Hatay usulü kısırın püf noktaları nelerdir acaba? İşte bu şişirmemek. Elinde böyle ova ova yani o bulguru yumuşatmak. Ama bu bulgur yumuşamıyor. Allah Allah. Tabii aslında bence bir şeyin püf noktası, mesela bir memleketin püf noktasını arıyorsan bence o memlekette üretilen gıdalarla, malzemelerle yapmak işin sırrı. Çok. Şimdi Hatay ne bulguruyla kadar? Market her bulguru bir mi? Her mesela şeyinde. Salçaları değil tabii, mi öyle tabii. Domatesleri. Ben hala oradan getirtiyorum. Süper. Salçamı filan. Yoğur bitmiyordu. Kollarınız koptu Eda Hanım. Siz kısırı yoğurmaya devam ederken biz de bari mutfağa bir göz atalım da zaman geçsin. Neye atacaksınız acaba? Ha, atın objeleri. Hadi. Çünkü bunun yoğurması bitince bir tek malzemelerini ilave edeceğim. Ha, siz de gittiğiniz yerden topluyorsunuz değil mi? Bende de var evet. O. Aa, bak Metin ablam Bey. Orada duruyor bak. Bu ablam mı? Ablam benim torunuyla. Torunu mu? Torunu ya. Gencecik. Ablamın torunu. Anneannem oldu. Onun bir tanecik yeğenim var. O da Amerika'da şimdi. Bir Amerikalıyla evlendirdik onu. Evet. Evlendirdik derken kendi evlendi ya. Sarışın. Sarıyken saçlı. Kolunu ne yaptınız kadının? İşte. Hani? Aşkım koluna bir şey yapmışlar. Kolu kırıldı ben hala inatla saklıyorum onu. Şöyle olacaktı değil mi? Ay ben bilseydim yapıştırıcımı getirirdim. Evrim Hanım, sizin ve Eda Hanım'ın bir ortak özelliğini buldum. Hem yemek yapıyor hem de sizin ne yaptığınızı görüyor. Arkada da gözledim. Demin sen şeyi görmedin. Bir yandan bulaşıkları yıkıyordu, bir yandan onu kaldırıyor, bir yandan onu alıyor. Evet. Hiç yardımcısı da tatilde zaten. Sabır yok sabır bende. Ama o konuda çok benziyoruz. Ben de iki kişiyle mutfakta... Dedi, ay nereye gitmişim ben? Dedin ya ağır yani şey, ağırlığa tahammülüm yok diye. Benim de yok. Şunu da getireyim. Ağır insan da sevmem, renk ağır yapılan iş de sevmem. Onları yavaş yavaş getirin zaten. Bak şurada da ne ekşisi duruyor. Hemen getiriyorum. Gördüm. Onu da getir. Peki Metin Bey'in rahatlığı? Yiyecek bekliyor. Şimdi ben bunun tuzunu bakmam lazım. Çünkü bunlar hep şey, Antakya'dan değil mi Hatay'da? Tuzlu. Bir bakayım ona bir. Bu öyle. Bunlar evet işte. O işte. Biriniz bunun şeyine, tuzuna bir kaşıkla. Bak. Şurada en çözden al ver bakayım. Bak tatlı kaşıkları da var. Ben tabii bir baş tadımcı. Tuzu az olabilir, çok ben olabilir. Ben sarayın baş tadımcısı. Hadi bakayım. Tuzu az olabilir. Bence iyi. Diri değil mi daha? Diri. Yani bilemedim şimdi Hatay usulü kısırın tadına doyulmaz biliyoruz ama acaba daha kısa süren bir usulde mi yapsaydık kısırı? Bu mutfak işi bence bir terapi. Tabii. Sevmekle yani, alakalı bir de. Sevmek lazım yani çünkü benim babam mesela hiç askerdi alakasız mesela ama bayılırdı. Bize çiğ köfteler, Allah bir sürü yemekler, her şeyi yapardı. Çok temiz, titizdi. Ama böyle çiğ köfte, kısır yapanların arada terini de almak lazım değil mi? Tuzsuz biraz tuz. Bak bana tuz normal geldi demek ki. Bak şurada tuz. O şurada. Şeker yazanda tuz var. Şunda. Sugar. Şaşırdım hocam. Sil canım, sil. Ben de ona baktım ama bulamadım. Ah. Metin Bey de olmasa kim silecek terinizi? Ben de sahnede onun böyle terini alıyorum. Ne kadar? Koy canım, koy onu sen. Koy çünkü tuzu az. Duz. Şeyi hem ona iyi domates geldi. Biraz sosu koydum hem de salça biraz tuz. Bence yeter. Okey, yeter. Tavana da yapıştıracak mıyız Eda Hanım? Yapıştırayım da yağmur gibi yağsın tepemize bulgurla. Bir de badana parası çıkarma eve. İcat çıkarma ay, oğlum dur şimdi. Vallahi badana lazım eve. De? Nereye? Tertemiz ne gerek var?
Gel bakayım avucuma koyuver onu. Koy elini korkak alıştırma, tamam. Okey. Sanırım artık sona yaklaşıyoruz. Hatay'dan gelen mis gibi nar ekşisini de kısırımıza eklediğimize göre bence oldu bu iş. Şimdi annem böyle yapardı. Amma çok andım annemi. Allah rahmet eylesin. Böyle. Koy bakalım avucuma. Koy. Tamam. Dur bakalım. Böyle yapardı. Anne ne çok yağ koyuyorsun bu kadar yağ. Kızım ya, bu bulgur çeker. Böyledir. Kısır. Ben mesela yapmak istesem bile bunu böyle elim yağlandı mı bitti. Bu pul biber de versene biraz acı. Metin Bey sırf bu yüzden bunca yıldır yemek yapmıyorsunuz öyle değil mi? Hakikaten öyle. Bir dakika onu bir elime ver. Ver. Eliniz yanmasın. Tamam, dur. Biraz onu açmamız lazım. Bak. Evrim Hanım bir şey merak ediyorum. Çok tatlılar ya. Acaba hiç anlaşamadıkları bir konu oluyor mu? Daha ağır sakin. Dengeliyoruz işte. İşte öyle. Hiç çıldırma noktasına geldiğiniz anlar olmuyor mu Eda Hanım? Yok. Geldik, alıştık. Gençken. Gençlik ateşliyken evet. Olur öyle. Yani böyle tatlış atışmalar oluyordur illaki. Oluyor, ufak oluyor tabii canım. Ben de ver bakayım. Çünkü geçen bazen sefer böyle, bir yaptım. Tamam, bir dur bakayım. Bir konuda işte senin dediğin doğru, benim dediğim doğru falan. Ama son zamanlarda o da olmuyor ya. Biz acaba iyice ne pasifleştik galiba. Ya. Yok ya, bence artık aynı dili konuşuyorsunuz ya. Biraz da öyle bir şey. Yani itişmeye de sebep kalmıyor artık. Ne aman. Her şey geçti. Demin siz iddiaya gidince ben nasıl mutlu oldum. Böyle bir hani şey oldu. Allah. Bir argüman yaratıldı diye. Hareket geldi. Herkes de bizi cadı zannediyor değil evet, mi? Evet. Vallahi tamam. Oldu Eda ya. Baya benzedi kısır. Bu of. Benzedi diyor. Benzedi. Hayır bu tamam, kadar çabuk fazla. İyi yani. Doldurmayın bunu. O güzel oldu. Şunu şuraya alacağım. Vallahi ben Eda Özbek'in ellerinden yani bir de. Oh zeytinyağı kokusu nasıl güzel. Ay mukozalar. Ay bir de fırında bir şey görüyorum. Ne görüyoruz acaba? Oo en sevdiğim. Vallahi. Ay bir börek canavarı olabilirim ben. O zaman buna bir servis kaşığı alalım değil mi? Haydi bakalım. Evet. Böyle iyi değil mi? Bunu ben götürüyorum içeri masamıza. Sen şimdi onu götür ama masaya bakalım bir hazırla. Ne kadar? Bir sihir yapar Metin Bey, hazırlanır masa. Tabii. Kısırlar, kekler, börekler, daha neler. Bu gözler sonunda gördü hazırlanan masayı. Şimdiden ellerinize sağlık Eda Hanım. Nasıl da hazırlamışız. Ellerimize sağlık. Çay koyayım mı? Ay sen mi koyacaksın? Ne olacak? Ben de... Ben koyarım. O zaman Metin Beyciğim size başlayayım servise. Şimdi bu muhteşem sofraya oturma ve bu güzel yiyeceklerin tadına bakma vakti. Ay ne yorulduk. Ay ne ellerimizden açtık. Metin Bey en çok ikimiz yorulduk değil evet, mi? Evet ben özellikle çok yoruldum yani. Özellikle. Yorucu. Bakayım ay çok merak Bilmiyorum. Ediyorum. Ne derken? Eline sağlık canım benim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Üstünüze bereket. Sessiz. Ay bir de böreğin tadına bakayım. Bir de böreğin bak. Eda Hanım'ın özel böreği. Siz gelmeden yaptı onu. Çok güzel. Ay, elinize sağlık. Bu arada arkadaşlar da birazdan yiyecekler inşallah. Allah'ın emri. Siz hiç merak etmeyin, hallettik biz o işi. Onlar biz sofrayı kurarken yediler. Hakikaten müzik falan açayım. Mum falan yakayım mı? Evet ya. Çok kuru bir yemek o. Sessiz değil mi? Acıkmış mıyız acaba? Acıkmışız. Birazcık. Öyle olur ya. Harcamışız. Harcadık. Yukarı çıktık, aşağı indik. Siz 40 saat böyle. Ama en çok enerjiyi Metin Bey harcadı. Çok. Tabii. Vallahi. Öyle deme, o da bir mesai. İzlemek de bir mesai. Ama şimdi bu güzel sofraya ne yakışır? Unutulmayan şarkılar dediğinizi duyar gibiyim.
Biraz kulaklarımızın pası silinmesin mi yani? Ben gitarı getireyim. Olur. Burada mı söyleyelim? Ay düşünsene. Metin Özülkü ile İda Özülkü'ye gelmişim. Yemekte bana yemek müziği yapıyorlar. Oh. Metin Bey de gitarını alıp geldiğine göre güzel bir şarkı bizi bekler. Biz şarkı söylerken bitirmezsin değil mi şeyleri yani böyle bir tarafa? İkinci tura başladım ben. Ben onun için dedim ben. Adama yedirmiyoruz değil mi? Şarkı mı? Biliyor musun? Duramıyoruz yani yemek. Seni bekliyorum. Buna can denir acanım, yaralıyım dokunma. Belki de halimi bir gören vardır. Bana aşk denir acanım, kaderime dokunma. Kim bilir bir yerde bekleyen vardır. Sadece sen misin benim ilacım? Sen misin sadece hayalim tanırım? Aramadın ah yıllardır, göremedin her gün yandın. Yüreğime bin bir sandım. Neredesin hasret kaldım, aramadın ah yıllardır. Göremedim her gün yandım, yüreğime bin bir sancı. Neredesin hasret kaldım. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme baharın yerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm ol da düş peşime. Ecel ol da al başımı. Eriyor içim yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Teşekkürler. Evet, yiyebiliriz şimdi. Evet, çok teşekkür ederim. Yine ne harika demek. Bir gün geçirdim. Oh, ruhumuza da iyi geldi. Bütün ekibin yüzünde güller açıyor şu an. Ne gerçekten. Güzel. Ne güzel. Bir ne enerji mutlu. Depolaması. Müzik çok önemli. Ben hep söylüyorum. En birleştirici sanat sadece ve sadece müzik olduğunu iddia ediyorum ve düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bütün toplumları, bütün küs olanları bile barıştırabilecek, aynı çatalda toplayabilecek bir sanat. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Valla. Uzun ömürler diliyorum ikinize de baş başa. Canım benim, iyi ki geldin. Biz de işte hiç olmazsa bizim için de farklı bir gün olmuş oldu. Eda'nın nasıl yemek yaptığını tekrar hatırlamış oldum ben de böyle. Severken. Vallahi. Yok yok. Şaka yapıyorum. Hakikaten. Eli zaten çok lezzetli. Evet, çok güzelmiş. Bayıldım. Sayende işte bizim için de güzel bir gün oldu. Tüm ekibe de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kapınızı açtığınız için iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Oh efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.